Mutlu günler sevgili izleyiciler. Üniversite TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Mesleki Gündem programımızın bugün çok değerli bir konuğu var. Duygu analisti Sayın Nuray Günaydın bizlerle birlikte. Gözlemlerim ve araştırmalarım sonucunda insanları okumak diyelim buna. Bu okumanın da ilk ayette budur ya. İkra, oku. Hayatı oku, kendini oku, karşındakini oku. Çünkü yaşam yolculuğumuz çok zahmetli aslında. Hayatı dengede tutmak, hele günümüz koşullarında. insan hep bir savaşın içinde. Mağaradan çıktık, evimizi yaptık, yolumuzu yaptık, arabamızı aldık, işimiz, gücümüz. Şimdi insanlar, ben daha nasıl rahat edebilirim? Hı. NLP'de de bu mükemmeli modelleme, kişisel gelişimcilerin hepsinin ortak paydası günümüz insanının daha konforlu, daha rahat, daha başarılı, daha verimli var olan potansiyelini daha verimli kullanması, bu hayatı daha dolu dolu yaşaması adına bir takım çalışmalar yapılıyor. Yakın arkadaşlarınızla beraber tek teken size her şeyi söylesin. Bir meclise söylediği zaman sen bunu başkasının yanında bana nasıl söylersinle ilgili çok ağır sıkıntı yaşatırsınız karşı tarafa. Evet. İçindeki çocuğu tanısın ve ona ulaşsın. Mutlu günler, mutlu günler sevgili izleyiciler. Üniversite TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Mesleki Gündem programımızın bugün çok değerli bir konuğu var. Duygu analisti Sayın Nuray Günaydın bizlerle birlikte. Bu programda çok da büyük bir sürprizimiz var. Bunu baştan söylüyorum. Duygu analisti ne demektir? Nasıl uygulanır? Merak ediyor musunuz? O zaman lütfen bu programı izlemeye devam edin ve bu güzel hanımefendi ilk önce sizlerle tanışmak istiyorum. Nuray Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne kadar güzelsiniz. Teşekkür hoş ediyorum. Bu benim buradaki ikinci programım. Evet. Daha önce, daha önce çok güzel bir yayın daha evet, yapmışsınız evet, Sinem Hanım'la yapmıştık. Ve ee, Siz bizi seviyorsunuz, biz sizi seviyoruz. Evet, evet Aynı. Ne kadar güzel ya. Ekibiniz gerçekten çok güzel. güzel Ekibiniz çok güzel. E, birlik beraberlik güzel. Çok değil mi? Yani o ekip ruhunu hissediyorsunuz. Özgürlüğü hissediyorsunuz. Evet, kesinlikle. Bu güzel yayınlar nasıl ulaşıyor biliyor musunuz size? Herkes birbirine dokunuyor. Nasılsın? iyi misin? Her şey yolunda mı? Tamam süperiz. Giriyoruz. Şöyleyiz. Konuklarımızı ağırlıyoruz. Bu enerji ne diyorsunuz değil mi? Aslında? Yani atmosferde benim hissettiğim nedir? Çok sessiz bir şekilde herkes yapması gerekeni yapıyor. İşte Abartmadan, bu. göze batırmadan, propagandasını yapmadan sessiz, sakin, çok güzel bir akışta Herkes işini gücünü yapıyor. Ne kadar mutluyum. Bunları duyduğum Hı. için ne kadar mutluyum sizden. Sizin gibi böyle tahlilleri olan, bakışında bir arka planı gören bir hanımefendi. hanımefendiden. Çok mahcup oluyorum. Şu yok anda yok gerçekten ediyorum. öyle. Gerçekten teşekkür öyle. Ediyorum. Biraz bahseder misiniz kendinizden? Nuray Günaydın aslında kimdir? Ee, Nuray Günaydın kimdir? Emekli resim öğretmeniyim ben. Çok güzel. Ee, üç tane kişisel resim sergisi açtım. Çok güzel. Bir zamandır resim yapmıyorum ama şimdi tekrar yeniden başlamayı düşünüyorum. Lütfen Onu çok yapın. özlüyorum. Resim yapmayı çok özlüyorum. Lütfen yapın. Emekli olduktan sonra kişisel gelişime merak sardım. Kurslarına gittim, eğitimlerini aldım. Yaşam koşulu, NLP. Fakat bu duygu analiziyle ilgili gözlemlerim ve araştırmalarım sonucunda insanları okumak diyelim buna. Bu okumanın da İlk ayet budur ya. İkra, oku. Hayatı oku, kendini oku, karşındakini oku. Çünkü yaşam yolculuğumuz çok zahmetli aslında. Çok. Hayatı dengede tutmak, hele günümüz koşullarında. insan hep bir savaşın içinde. İnsan ilk önce kendisini bu dünya içinde güvende tutmayı. Survivor duygularını işte. Mağaradan çıktık, evimizi yaptık, yolumuzu yaptık, arabamızı aldık, işimiz, gücümüz. Şimdi insanlar ben daha nasıl rahat edebilirim? Hı. Yani işte geldik nok asıl noktaya. Evet, daha, dahanın peşinde. Daha. Bu eee NLP'de de bu mükemmeli modelleme. Kişisel gelişimcilerin hepsinin ortak paydası günümüz insanının daha konforlu, daha rahat, daha başarılı, daha verimli var olan potansiyelini daha verimli kullanması, bu hayatı daha dolu dolu yaşaması adına bir takım çalışmalar yapılıyor. Evet. Bununla ilgili bilim çalışıyor, bununla ilgili sanat çalışıyor, bununla ilgili insanlar çalışıyor ve yaşam koçları, kişisel gelişimciler. Bir sürü işte aile dizilimi, bir sürü uygulama evet, var. Neden? Bu içe yolculukla insan kendini aramanın peşinde. Çünkü kendimizi tanıdığımızda, karşımızdakini tanıdığımızda duygu ve düşüncelerimiz ekip çalışması olarak daha doğru ve sağlıklı kararlar almayı başaracağız. Kendimizi tanıdığımızda. Kendimizi e, tanıdığımızı zannediyoruz. Tanıyor muyuz? Çoğunlukla tanımıyoruz, tanımıyoruz. aslında. Bir bizim kendi tanıdığımız var. Bir karşı tarafın bizi etiketlemesi var. Bir dışarıdan uzaktakilerin var. Bir sürü barkodumuz var. Hangi barkod gerçek diye soracak olursanız aslında hepsinin gerçeklik payı var. Ama durumlara göre yani bir takım rollere göre. Annelik rolümüzde durumumuz başka. İşte okulda öğretmensek oradaki durumumuz başka. İşte dışarıda sosyal arkadaşlarımızla aile içimizdeki aile içindeki rolümüz işte teyzeyiz, halayız, yengeyiz. Bir sürü rolümüz ve kimliğimiz var. Tüm bu kimlikleri taşırken bazen zorlanıyoruz. Rollerimiz çoğaldı. Misyonlarımız çoğaldı. Ben çocukluk anılarından duygu analizi yapmayı keşfettim. Çocukluk anılarıyla. Evet. Çocukluk anılarıyla. Peki şimdi o sürprizin zamanı geldi diye düşünüyorum. Şimdi bunu anlatmak evet biraz böyle Karmaşık gelebilir yani nasıl oluyor ki duygu analizi nasıl yapılır ki diye merak ediyorsunuz ya ben sevgili izleyicilerim biz yayın öncesinde Nuray Hanım'la konuştuk dedi ki ben bunu uygulamalı göstermek istiyorum izleyicilerimize çünkü bütüne bir faydası olsun istiyorum dedi. Kesinlikle. Ben de kabul Kesinlikle. ettim. Sizler için kabul ettim aslında. Çok teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Hatta dedim. emin misiniz dedim. Evet emin Canlı misiniz. Canlı yayında bakın deşifre olacaksınız dedim. Aynen öyle. Dedim. Deşifre edecek beni kendisi ve ben buna hazırım sevgili izleyicim. Sizler için hazırım. Bakın şimdi duygu analisti neler yapıyor bunu olarak görüyoruz. Buyurun. Şimdi zihnimizde bir kara kutu var. Var. Bizim anılarımız, belleğimizin olduğu bir kara kutu var. Diyelim ki Kotan Bey'in biz hayatının filmini çekeceğiz. Bu filmin ilk sahnesi hangi olayla başlasın? Sizin çocukluğunuzda hatırlayabildiğiniz ya da aklınıza ilk gelen böyle küçük bir anı anlatırsanız. Şimdi şöyle anlatayım bir tane anı. İlk nasıl başlasın belki bu ilk başlangıç olmayabilir ama beni çok etkileyen bir şeyden bahsedeceğim size. Şimdi küçükken böyle kot pantolonlarına yapıştırılan çıkartmalar vardı. Böyle çocuklar yapıştırıyorlardı. Sticker'lar. De... Sticker'lar. Evet. Ben de çok severdim böyle farklı karakterler vesaire. Bir çok gün... özür dilerim. Kaç yaşındaydınız küçükken Sekiz, dediğiniz. Sekiz, dokuz, tamam o civarlar diye düşünüyorum. Hı. Ve ben yapıştırdım kot pantolonumu. Ve biz onunla bir gezmeye gittik ailecek. Ben de babamı 6,5 yaşında kaybetmiştim. Annem, Hı, kız kardeşim sağ bile. sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ve akrabalarımıza gittik. Akrabamın kim olduğunu söylemek istemiyorum ama ben affettim zaten her şeyi. Bütün hayatımdaki herkes affetmiş durumdayım. Bir o e, gezmedeyken insanların içerisinde otururken akrabamız geldi ve pantolonundan onları herkesin içerisinde böyle tek tek cırt 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 cırt, cırt çıkar dedi bunları dedi. Hani böyle İyi olmuyor, iyi görünmüyor gibi herkesin içindeyken ama böyle yapması. Ben de dedim ki aslında hiç söylemediği bir şeydi. Hep söyler ama dedim hani ben de dikkat etmiyorum buna dedim. O yaşımda insanların içerisinde durumu kurtarmak için. Çünkü bana onun yaptığı insanlara karşı biraz ayıp gibi geldi ve o mahcup olmasın diye. Sınırlarınıza girip sizi mahcup etmiş. Yani orada sanki suçluymuşsunuz gibi hissetmişsiniz kendinizi. Aslına bakarsınız Nuray Hanım ben onun için üzüldüm. Çünkü yani öyle hissetmediniz değil mi suçlu hissetmediniz suçlu karşı, tarafın Ama karşı tarafın yani bunu yapmasıyla insanların neden şimdi bizim yanımızda yapıyorsun ki bunu bu bunun şekli midir hani orada tam hissettiğiniz şaşırma mı çok öfke büyük mi şaşırma. kızgınlık mı şöyle çok büyük şaşırma çok büyük üzüntü öfke ve şey yok çok Öfke büyük duyan bir insan, çocukluğumdan büyük... beri olmadım. Çok büyük şaşırma ve çok büyük, büyük bir kırgınlık. kırgınlık. Yani hayal kırıklığı, hayal kırıklığı, evet. kırgınlık bunları istedim. Bir de beklenmedik bir şeydi. Bir de şey. beklenmedik bir şeydi. Ve ben durumu idare edebilmek için hep söyler ama dedim ben işte yapıyorum sevdiğim için gibi dedim. Halbuki hiç daha önce bunu 8 yaşında hiçbir bir şey. Hiç uyarmamıştı. Hmm. Bu benim hakkımda hep kaldı. Çok büyük bir şey oldu bende böyle hani gerçekten çok üzüldüm. Keşke böyle olmasaydı. Keşke insanlar içerisinde bu duruma düşmeseydim dedim ama ben başka şeylere de olduğu halde hayatımda affettim. Ben şu anda hayatta değil, rahmetli oldu ve ben gerçekten hani seviyorum yine de. Çünkü onların da hayatı kendine göre öyleydi, öyle hmm. algıladılar. Ben gerçekten insanlara hiçbir şekilde ne kinli, nefret duymayı bıraktım. Ya zaten sizin o kadar etkileneceğinizi tahmin edememiştir bence. Çok, ama ben çok duygusal hmm. bir çocuktum yani Hep öyleydim. Aslında en ufak şeyden de çok etkilenen bir çocuktum. Ama insanlar demek ki hani çok empati kurmadan, nasıl etkileneceğine bakmadan evet, e, bu onu. tür şeyleri yapabiliyorlar. Ne yazık ki yetişkinlerimiz, e, yazık ki hiç aklından çıkmalı. bazen akranlarımız yapabiliyor. Evet, hiç aklından çıkmadı. Şimdi şöyle, sizin de bahsettiğiniz gibi e, bir defa çok hassasınız. Duygu zengininiz yüksek. Yani nasıl duygu zenginiz? Sizde bir X-ray cihazı var. Bir ortama girdiğiniz zaman kim ne düşünüyor, ne yapıyor, bütün detayları görürsünüz. Yani bu samimi mi, içten mi? Bir mekana gittiniz. Bir, yere, bir birisi sizi evine davet etti. Çok ısrar etmesi lazım. Çok gönülden çağırması lazım. Doğru, yarım gitmem. ağızla, yarım ağızla yapılan bir davete siz gitmezsiniz, Aslan. icabet etmezsiniz. Aslan. Emin olmanız lazım. Ee, yaşadığınız bu anı sizde tedbir almayı gerektirmiş. Hmm. Ortama ve duruma uygun davranma, adaptasyon konusunda müthiş bir uyarı dersi vermiş size. Doğru. Yani nedir? Düğüne gidilince ne yapacaksın? İşte smokinini çekeceksin. Aynen. Ya da işte cenazeye mi gittiniz? Orada o ortama uygun davranacaksınız. Aynen. Aykırılıkla ilgili cesaretiniz orada bitmiş. Nokta konulmuş. Bu evet. dünyada sınırlar var. Sen kafana göre takılamazsın. Ee, özgür değilsin. Bizim kurallarımız var. Dikkat et. Senden güçlü birisi varsa sana bu istediğini yapabilir. Bu yüzden sizin en büyük takıldığınız nokta güç dengesi. Hı hı. Siz sizden çok mesela varlıklı, zengin birisiyle mesela iş ortaklığı yapmak istemezsiniz. Fifty fifty'dir. 50 denk Aynen. olması lazım. Aynen. Arkadaşınız sizinle denk olması lazım. Sizin arabanızdan çok daha pahalı marka arabası olan birisinin yanına evet seversiniz, sayarsınız. Ama mümkün mertebe şöyle kendinizi bir çekersiniz. Beni yemeğe davet ettiği zaman gitmem. Açıktınız, bir, açıktınız şey olursa bir yere gittiniz, yemeğe gittiniz. Güvenmiyorsanız orada bandıra bandıra yemeğinizi yemezsiniz. Tokum teşekkür ederim dersiniz. Siz hayatı ölçü üzerine kurmuş bir insansınız. Ölçüsüzle tahammülünüz yok, ölçüsüz insanlara tahammülünüz yok. Ama bu size neyi getirmiş aynı zamanda? Neyi? Çok merak ediyorum. Ee, İç neşesi vardır ya insanların, içinde bir coşku vardır çocukça, bazen çılgınlık yaparsınız, siz hep tedbirli, kontrollü, ağırbaşlı, yani kendini tutan ve kontrol edene dönüşmüşsünüz orada. Doğru, daha çılgınca şeyler evet. yapabilir Yani ortama, hep ortamı koklama, Tabii. ortama uyum salma, ha, bu burada olmaz ben bu espriyi burada yapmayayım bu şakayı bu insana yapmayın. dikkatli ve ölçülü olma bu güzel bir şey kötü bir şey değil oraya teşekkür edebiliriz Allah rahmet i̇şte eylesin o yüzden Allah rahmet ama, eylesin katkıları çok büyüktür farkında değiliz ama kırılganlık nerede size hissettirdiği duygu ne? bugün yaşadığınız duygu ne yansıması ne siz en mutlu olduğunuz bir zamanda dahi asla o mutluluğunuzu dolu dolu mesela yüksek sesle kahkaha atmak Asla Kendini ayına. salmak yoktur. Evet. Hep kontrol, hep içeride bir Aynen. tutma. Hiç kimse duyamaz öyle bir Bu da özüne aykırılık. Hmm. O ne yapıyor içeride? Birikiyor. Stres oluşuyor. Aşırı kontrol. Dur ağır başlı olayım, ciddi olayım. Sizin kendi öz yapınıza uygun davranmadığınız zaman eskiler, eski kadim uygarlıklarda deniliyor ki hastalıklar kendinize uygun davranmadığınızda hastalanırsınız. Baş ağrısı yapar, halsizlik yapar, depresyon yapar. Siz hep güçlü olup durumları ve süreçleri yönetme. Orada bir de moderatörsünüz siz. Şu anda ne iş yapıyorsunuz? Evet moderatörsünüz ya, siz. kesinlikle. Orada moderatörsünüz. Mesela buraya bir konuk geldiği zaman, diyelim ki yanlış söyledik, siz hemen durumu kurtarın. Sizin bu evet dünyadaki Allah. rolünüz durumu kurtaran. Evet. Misyonunuz durum kurtaran. Ne güzel açıkladınız. Birileri yanlış yaptığında ortalığı toparlayan. Birileri kavga ediyor. Aslan öyle demek istemedi. Kesinlikle. Aslan öyle demek istemedi. Gerçekten Şimdi öyle demek istemedi. Şimdi arkadaşlarım duyuyorlardır. Gerçekten birebir beni tarif ediyorsunuz. Yani o, o öyle demek istemedi lütfen. Öyle demek istemedi. Hep durum kurtarmak. Kimse kırılmasın, üzülmesin, yapmasın, etmesin. Ondan sonra Kendimi kimsenin kalbi kırılmasın. Empatiniz çok güçlü, çok yüksek. Üzülmesini Herkese çok hassas davranırsınız ama bu yorucudur. Belli bir süre sonra yorulduğunuzu hissedersiniz. Sebepsiz yorgunluk şu anlamda. Bazen dersiniz ki mesela çok serseri sokakta böyle serseri sarhoş bir sallana sallana gidip ya adam ne güzel özgürlüğü var. Hiç umursam, umursamayan insanlara da içsel bir hayranlığınız var. Vay yani kendi gibi falan yani böyle. Ne güzel ya adam valla hiç iplemiyor, hiç takmıyor şey yapmıyor, yani. takmıyor yani bu hayatı gibi. Doğru. Ee, Hoşuma gidiyor. Kim kime özeniyorsanız, mesela kimi kıskanıyor, kıskanma demeyelim de özendiğiniz insan modeli o kurallara uymayan Edepsizlik anlamında demiyorum bu. Bakın Kendi bir örnek gibi vereyim. olabilen, evet. Mesela bir örnek sere serpe götüren, canı istedi işe gitti, İstemedi dükkanını kapattı. Evet. Sorumluluk duygusunu, ya ne güzel adama bak hiç kasmıyor. kasmıyor. Kasmayan insanlara, ya çok da merak, bunu nasıl yapıyor, bunu anlamıyorsunuz. Evet. Mesela şöyle bir örnek vereyim, bir kişi görüyorum, ceketinin burasında mesela bir erkek olarak broş takmış. Parıl parıl parlıyor mesela, ben bunu normalde takamam. Dikkat ederseniz üzerimde hiçbir o şey yok. O olayı yoktu, yaşamamış benim. olsaydınız takma ihtimaliniz vardı. Vardı. Broşunuz sökülmüş. O bütün aksesuarlar siz göze batmayı da istemezsiniz. Evet yok. Ha, bir başka yansıması da şu. Belki çok daha pervasız ve ilerleyebilecekken kontrollü olma ve garantici olma yönünden bazı fırsatları da kaçırmış olma ihtimaliniz var. Risk almazsınız. Hımm. Garanti olacak size. Hmm. Sözler verilecek, sözleşme yapılacak, anlaşma yapılacak. Her şey sözleşmede açık açık tüm detaylarıyla şu saatte gelecek görev tanımı yapılacak. Her şey baştan konuşulacak, sürprize tahammülünüz yok. Mesela size sürpriz doğum günü partisi yaptılar, hoşlanmazsınız. Çünkü o modda değilsem... <laughs> Hayır, siz, sizden habersiz yapılan her şey, yani alerjik noktasınız nedir denilirse, Kotan Bey'in alerjisi nedir, ona danışılmadan bir şey yapılmasından hoşlanmaz izin alacaksın. Çat kapı birisinin size gelmesine katlanırsınız ama hoşlanmazsınız. Katlanırım, kesin katlanırım. Katlanırsınız ama hoşlanmazsınız. Yani. yani keşke bir telefon açsaydı. Kıramazsınız. Kıramam, yok. Bir şey de diyemezsiniz Devam. ama hoşlanmazsınız. Yani en azından bir de, bunu bir şekilde de hissettirirsiniz karşı tarafa. Sizi yakından tanıyanlar, hissettiriyorum. yakından tanıyanlar sizin sınırlarınız, siz bir daha böyle bir olay yaşamak istemeyen bir yapıya dönüştüğünüz için bundan sonraki Süreçte ve hayatta biriyle tanıştığınız zaman benim kurallarım bu, sınırlarım bu. You, evet. Kibar bir şekilde anlatırsınız. Evet. Çünkü sizin bir daha beklenmedik bir mahcubiyete, hat aşkınlığına, sınır taşkınlığına, e, sınırlarınızın ihlal edilmesine tahammülünüz yok. Orada tahammülsüz bir çocuk var, sizi yöneten o. Bunu yapmanın bence aslında güzel bir tarafı ne biliyor musunuz? Bunları sınırlarımı söylemenin. Karşı taraf için çok güzel. Çünkü eğer benim bu yönümü bilirse yapmaz. Çünkü yaparsa beni kaybeder. Çünkü ben kavga etmiyorum insanlarla. Hayatlarından çıkıyorum. Ama sizin bardak dolu o konuyla ilgili. toleransla ilgili bardak dolu. Yani söylemenize rağmen biri yapmaya kalkışırsa ben sana söylemiştim ama deyip siz gerçekten de o kişiyle gönül bağınızı koparırsınız. Aynen Belki öyle. selam, kelam olur Aynen öyle. ama gönlünüzden atarsınız. Sevemezsiniz, soğursunuz. Evet. O yüzden siz aslında zor bir insansınız. Hmm. Sizi çok iyi tanımak, ona göre davranmak hmm. gerekiyor. Ve sizin de ne kadar anlatsanız da... Şimdi alerjen bir yapınız olduğu için o sanal ihlali var ya... Mesela e, diyelim ki yakın arkadaşlarınızla beraber tek teken size her şey söylesin. Bir meclisi söylediği zaman sen bunu başkasının yanında bana nasıl söylersinle ilgili... Çok ağır sıkıntı yaşatırsınız karşı tarafa. Çok ağır, şöyle olur, beni kaybeder. Yani hani tamam, ben bunu kaybetmek bu evet, çok büyük bir sıkıntı. Beni yani bir sıkıntı. Bunu siz kavgacı yaptığım... bir tip değilsiniz. Yok. Kavga, saldırganlık, öfke yok. falan yok. Ama e, daha kötü. Keşke kavga etseniz, o da bir daha yapmasa falan. Onu yapamıyorsunuz. O yüzden siz düzelten, haddini bildiren, sınırlarını bildiren, şeyce değil, saldırganca değil. Kibar bir şekilde, nazik bir şekilde. Sizin yanınıza gelen insanlar bir şekilde düğmesinin iletilmeye ihtiyacını duyar. Çünkü ben de düğmemi iletiyorum insanlara. Siz bunu olay... hissettirirsiniz, yaparsınız. Nasıl davranılmasını bekliyorsanız o şekilde. Ve seçicisiniz arkadaş konusunda. Herkeste arkadaş olamazsınız. Her restorana gidip yemek yiyemezsiniz. Her e, mağazaya gidip alışveriş Hep yapamazsınız. Her de, otoparka de, girmezsiniz. Her AVM'ye girmezsiniz. Seçicilik Biliyor musunuz, ve tedbirli olmak. Gittiğim market aynıdır fırınım aynıdır, restoranım aynıdır. Ama aynı... sürpriz istemiyorsunuz. Tanındık, bildik, tanımlanamayan cisme ihtiyacınız yok. Demek bunların hepsi buradan mı çıkıyor? Evet, buradan çıkıyor. Muhteşemsiniz ya. Teşekkür ediyorum. Yayınımızın sonuna geldik biliyor musunuz? <laughs> yani... Ama benim de istediğim buydu. Çünkü Gerçekten. her bakın bilgiye ulaşmak çok kolay. Yaşam koştu nedir, duygu nedir, kaç çeşit duygu vardır? Ama ben ne yapıyorum mu yansıtmak isterdim. Ya. Bunu da ancak örnekle açıklayabilirdim. Görüyorsunuz bu deşifre için ben kabul ettim. Çünkü asıl paylaşmak istediği, anlatmak istediği buydu Nuray Hanım. Ama bir yaşam koşuna görünüp bir duygu temizliği, bir o küçük çocuğun yanına, onun yanına bir e, bu yetişkin halinizi oradaki o sürprize ne kadar moderatör de olsa ağır gelmiştir. Başardın, o gün de moderatördün, bugün de çünkü dünle bugün arasında bilinç bir duvar örüyor. Bugün bir sürü başarmış olan insan oradaki mahcup çocuğun duygusu yüzünden başarının tadına varamıyor. Herkes gibi ben de başarının tadına varmak istiyorum Nuray Hanım. Evet. bu tavsiyenizi kesinlikle dikkate alacağım. Buraya çok alacağım. yaşam koçu geliyor. Geliyor. Evet değerli konuklarım geliyor. Evet. Bir tanesi beni kabul eder diye evet. düşünüyorum. Kesinlikle. Bence seve seve yaparlar. Bir şey daha yaptı dikkat ederseniz sevgili izleyiciler. Duygu analistinin bütün benim kimliğimi yaşantımı, bakış açımı hayata ortaya döktüğü gibi aynı zamanda dedi ki bir de yaşam koşuluna ihtiyacınız var. Yani bir de tavsiyeniz oluyor sonunda. Ya evet. Ben çünkü bir müddet yaptım yaşam koşulu. Şu anda daha branşlaşma nasıl doktorluk vardır hani çocuk doktoru, dahiliye. Ben biraz daha tahlil tetkik diyelim. Tanı. Yani laboratuvara gidersiniz, kan tahlili verirsiniz, kanı verirsiniz, size kan tahlili verirler, doktora götürürsünüz. Kan tahlili size tedavi şey yapmaz. Ben o aradakiyim diyorsunuz. Evet, ben o tahlili yapanım. Harikasınız. Çok da güzel tahlili yaparsınız. Beni inanılmaz okudunuz. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Harikasınız. Teşekkür ediyorum. Çok Gerçekten, mutlu oldum. Gerçekten. Çok etkilendim. Hmm. Bunu daha önce hiç yapmamıştık ilk defa yapıyoruz can ne. İşte yayından. tanışmıyoruz yeni. İşte tanışıyoruz. Evet, i̇ki dakika bir konuştuk okudunuz. o kadar. Yani ha. şimdi anlıyorum ki daha da çok var. Bu özeti bu ama sizin yaşam misyonunuz moderatör, durumları kurtaran. Yaşasın o zaman. Şu anda kendi işimi yaptığım için çok seviniyorum. Çok sevdiğim işi yaptığım için. Çok güzel şeyler söylediniz. Çok teşekkür ederim. Bilgilisiniz çok donanımlısınız. Bu kadar insan tahlili yapıldığını ben ilk defa kendi üzerimde deneyerek bunu görüyorum ve ne kadar etkilisiniz işinizde. Muhteşemsiniz. Çok kafa yordum, çok araştırdım, çok gözlem yaptım. Çok merak ettim. Çok belli. Teşekkür ederim. Bu canlı yayında hiç daha arka planında beni tanımadan bu kadar güzel şeyler, bu kadar doğru tespitler yapabilmesi muhteşem. Ama çilingir gibi hissediyorum. Çok işime yarıyor günlük hayatta. Müthişim. Vay. Tabii. Lütfen bunu öğretin, paylaşın. Size nasıl ulaşabilirler? Ee, söyleyebiliyoruz. Tabii her Instagram, şey. Instagram Nuray Duygu Rehberi. Nuray Duygu Rehberinden kendi Instagram adresim Nuray Duygu Rehberi web sitem var duygurehberi.com İşte budur Hı -hı. Nuray Hanım'a mutlaka ulaşın ya çocukluk anları yazdıklarız zaman onlara yeter ki söylüyor. çocukluk anılarını yazsınlar evet. onlara kendini tanımak isteyen ya ben neden kilo veremiyorum neden kısmetim kapalı neden elim her attığım iş ya batıyorum ben ya millet ne güzel, her şey tıkırında gidiyor, şanslı. Ya ben niye bu kadar şanssızım? Öyle mi? Tabii. Ee, ya da niye bu insanları hayatıma çekiyorum ben? Niye bu tarz insanlar? Sizin çekim alanınıza da, çektiğiniz alanda da çok güzel dost, arkadaş Ama illa bir tane patavasızı çekersiniz siz. İlla bir tane uğraşmanız gereken bir figür gelir. Otoparkta karşınıza çıkar, restoranda çıkar. Bir yerden bir şekilde sinirinizi zıplatacak, sizi üzecek, periyodik olarak o çocuğun duygusuna hizmet edecek biri de bir şekilde hayatınıza çekersiniz. Çok çarpıcı değil mi sevgili izleyiciler? Kısmetim neden kapalı? İşlerim neden rast gitmiyor? Neden evet. neden hep aynı insanları çekiyorum? Neden evlenemiyorum? Neden bazı şeyler sürekli başıma geliyor? Bu kaygılarınız varsa, hayatta bunları yaşıyorsanız Sayın Nuray Günaydın'a lütfen ulaşın. Gerçekten bu bilimsel bir bakış açısı ben kendi üzerimde şu anda canlı olarak yaşadım. Ben çok mutlu oldum. Teşekkür ediyorum. Ben de ediyorum. çok mutlu oldum. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Eksiponlu. Harikaydı. Teşekkür Muhteşemsiniz. Ediyorum. Başarılarınızın devam diliyorum. İyi ki bu iştesiniz. Kesinlikle iyi ki bu iştesiniz. Çok Hanım. da seviyorum. Teşekkür çok da, ediyorum. Çok da size yakışan bir iş yapıyorsunuz. Harikaydı. Çok teşekkür ediyorum size. Sağ olun. Tüm dinleyenlere de sevgilerimi iletiyorum. Evet. İçindeki çocuğu tanısın ve ona ulaşsınlar inşallah. Öyle diyorum. İçimizdeki çocuğa ulaşalım ve onu tanıyalım. Sevgili izleyiciler bu güzel yayınların sizlere ulaşmasını sağlayan yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Nihal Duman yönetmenine de çok teşekkürler. İrem Gülergöz Pınar Özenç Ceren Altuntaş, Kuzey Derin, Sude Nisan Tuana, Asya Nur Çok da adaletlisiniz. Adil, çok vefa. Çok teşekkür ediyorum. Unuttuğum başka arkadaşım var mı diye düşünüyorum. Atlas. Hepsine çok teşekkür ederim, Hepsini çok seviyorum. Bu işte güzel ekibin, bu güzel enerjinin, Nuray Hanım'ın bahsettiği enerjinin sayesinde bu güzel yayınlar sizlere ulaşıyor. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Seçimlerinizi çok doğru yapın. Hayatta bu seçimlerle yaşıyorsunuz. Etrafınızdaki beş kişinin ortalamasısınız. Sizi yukarıya çeken insanlarla birlikte olun ki siz de onlardan altıncısı olun. Sizleri çok seviyorum. Görüşünceye kadar lütfen kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.